davetler, sergiler, haberler. İş, sanat, cemiyet. Cemiyet hattı. Ekranların en güncel cemiyet haber programından bu haftada merhaba. Yine sizler için dop dolu bir program hazırladık. Neler izleyeceğimize şöyle kısaca bir göz atalım. Sonra tekrar detaylarla birlikteyiz. Ekranların en güncel cemiyet haber programı iş ve sanat dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Cemiyet Penceresi bu hafta ömrünü iyilik hareketine ve sosyal sorumluluk projelerine adayan Monique İpekel için aralandı. İpekel, 57 yıllık evliliğini, çalışma hayatının olmazsa olmazlarını anlattı. Olduğunuz gibi yaşarsanız, yaşamınız da olduğunuz gibi size geri döner. 57 senelik evlilik kolay bir şey değil. Nezaketi hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Çok sevilen portreler bölümümüzde bu hafta Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatını mercek altına aldık. Türk modasının önce isimlerinden Yıldırım Mayruk, moda tasarımcısı Didem Ömeroğlu'nun yeni koleksiyonunun lansman partisine katıldı ve çok özel açıklamalar yaptı. Estetik ve duygu yüklü eserlerle sanat tutkunlarına unutulmaz deneyimler sunan Erdoğan Zümrütoğlu'nun yeni sergisi sanatseverleri bir araya getirdi. Spor, iş, sanat ve medya dünyası özel bir gecede bir araya geldi. Akbank Sanat 30. yılını özel bir sergiyle kutladı. Sara Rodrick'in yeni sergisi iş ve sanat dünyasını buluşturdu. Çağdaş Ebru sanatçısı Ebru Uygun, Toçev'in 30. yılını kişisel sergisi Metanoia ile onurlandırdı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Cemiyet Hattı'nda. Çalışma hayatına 15 yaşında başladı. Azmetti, yılmadı ve girişimci ruhu sayesinde iş dünyasında adından söz ettirmeye başardı. Denizli'den çıkıp Türkiye'nin dört bir yanında fabrikalar kuran, istihdam sağlayan iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, bu hafta Portreler köşemizde hayatı ve bilinmeyenleriyle sizinle. Çalışma hayatına 15 yaşında başladı. Azmetti, yılmadı ve girişimci ruhu sayesinde iş dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Denizli'den çıkıp Türkiye'nin dört bir yanında fabrikalar kuran, istihdam sağlayan iş insanı Ahmet Nazif Zorlu bu hafta Portreler köşemizde hayatı ve bilinmeyenleriyle yer alıyor. Hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedik. Yani ben bunu bizim daha tabirimizle bugünlerde görüşülen, konuşulan her şey kısa vadeli düşündüğünüz vakitte yok olmaya mahkumdur. Zorlu olduk olarak biz hiçbir zaman için topluma, ülkeye faydalı olmayan bir şeyi hiçbir zaman için yapmadık. 60'ı aşkın şirkete ve yaklaşık 25 bin çalışana önderlik eden Ahmet Nazif Zorlu, bilinmeyenleri ve merak edilenleriyle iş dünyasının yakından takip ettiği bir isim oldu. ...1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Zorlu, çalışma hayatına çok erken yaşlarda tekstil sektöründe başladı. Zülal Zorlu ile evlenen Ahmet Bey, 3 çocuk babası oldu. İş dünyasına dair altyapısını memleketi Babadağ'da oluşturan Ahmet Nazif Zorlu, ticareti Trabzon'da öğrendi. Yine hayatımda şöyle bir şey vardı. Yaptığım şeyi kolay kolay beğenmem. Yani kendim onun üzerinde devamlı bir iş giriyorsam, devamlı onunla artık onunla yatar kalkarım. 24 saat, 48 saat düşünürüm, taşınırım bu oldu mu, olmadı mı, olacak mı, olmadı mı? Ve ilk empirme çarşafı yaptığım vakit ve inanır mısınız günlerce uyumadım. Zorlu, iş dünyasına dair öğrendiği her şeyi Sultan Hamam'a borçlu olduğunu ifade ediyor. En yakın lise 20 kilometre uzaklıkta olduğu için okul hayatına devam edemeyen Ahmet Nazif Zorlu, 15 yaşında tekstil ürünleri satarak iş dünyasına girdi. Babam da 1953 yılında
ticarete atıldı. Ticarete atılınca da bizim yani dükkanımıza yabancılar, yani Türkiye'nin değişik illerinden tüccarlar gelir, mal alırlardı bizden falan. Ben de görürdüm ama o zaman fötör şapkalı giyimli falan. Ben de onlara özenirdim, ben de tüccar olsam diye. Ve inanın ilkokulu bitirdikten sonra ben okumadım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, babam ortaokulu göndermek istedi. Dedi ki ben dedim iş yapmak istiyorum. Ben dükkanda çalışacağım dedim. Babam dedi ki ne yapacaksın dükkanda? O zaman dedi, dokuma tezgahında çalışıyor. Dokuma tezgahında çalışıyorum ama iş yerinde çalışacağım dedim. Ve iki sene geçmedi, babama bana bir iş yer aç dedim. Bakın 14 yaşındaydım. Yevmiye defteri, kasa, ambar ve bunları öğrenmiştim muhasebeciden. Dükkanın ambarını mal sayımı yapar, ambar yapardım. İrsaliye keserdim, mal teslim alırdım. Ve benim güvenim gelmeye başladı. 14 yaşında babam böyle, baba dükkan, bana bir dükkan aç, ben dükkanda çalışırım. Babam da gülüyordu. 14 yaşındaydım. Ardından 1976 yılında ticaretin yanına üretimi de ekleyerek bugünkü sanayici kimliğinin ilk adımlarını bundan tam 47 yıl önce attı. Burada geldik, burayı boş bulduk, burayı tuttuk amcamla beraber. Ve bu fotoğrafları da görünce bana böyle çok değer verdiği için kardeşimin Çetin'e ben çok teşekkür ediyorum. Burası benim için gerçekten de Zorlu Holding'in, tabii ki babamız Mehmet Zorlu temellerini, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Temellerini Babadağ'ında attı ama biz de o günkü bakın düşüncelerimizle, o günkü şeylerle beraber ben de babamdan böyle baba bana bir iş yeri aç diye ben 14 yaşlarında başlamıştım. İlk şirketini 1976 yılında kuran iş insanı 1990 yılında Zorlu Holding'i kurdu ve çalışma hayatında adından söz ettirmeye başladı. Benim buranın ismini koyarken Zorlu diye koyma için yola çıktığımız vakitte bazı arkadaşlarım, hatta çocuklarım dahi Zorlu ismini koymayalım. Hayır dedim, Zorlu olacak. Çünkü ben uzun vadeli düşünüyorum. 100 sene sonra da burada Zorlu ismi anılması lazım. Girişimci ruhuyla dikkat çeken Zorlu, iş kollarını genişleterek beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji ve savunma gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler de kurdu. Biz iş adamları ve bütün çalışma arkadaşlarım da aynı. Biz bir sporcuyuz. Sporcular sahada koşar, biz de iş sahasında koşarız. Kendinize zaten iyi bakmanız gerekiyor her anlamda. Sabahleyin kalkarım, 2,5 saat sporum vardı, saat 6'da kalkarım. Ama bugün kalkamadım. Çünkü saat 4'te yat. Gece sabah 6'da kalktım, 4'te akşam yattım. Ankara'daydım. Gece geç vakit döndüm. Toplantı uzun sürdü. Ve biz bir yarışçıyız. Kendinizi bakmanız lazım, yenilemeniz lazım. Eğer siz bu kulvarda koşuyorsanız, yarışıyorsanız veyahut da bir lig takımısın, futbol takımı, basket takımı hiç fark etmez. Hep bir takım niçin oynuyor? Birincilik için oynuyor. Ben de arkadaşlara derim ki ben her zaman birinciliği oynadım. İkincilikte hiçbir zaman için ikincilikte oynamak bir düşüncem de yoktu. Hep hayalim birincilikler, her şeyde ben öncelikli olayım, yenilikçi olayım. Ve bunlara çok önem verdim. Zorlu ayrıca 146 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye'nin en büyük sanayi topluluklarından biri olan holdinginin de yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Bizim ecdatlarımız da vakıfları kurmuşlardır. Yani bu işte vakıflarda ne yapmıştır? Bugün bizim en önemli, bizim dinimizde de şeydir, hayır hasana. İşte biz de diyoruz ki gençlerimiz, ülkenin gelişmesi için gençlerimize nasıl daha faydalı olabiliriz? Onların gelişmesi için, onların okuması için, onların yani okuyamayanlar için nasıl bir daha onlara bizim yardımcı olabiliriz? Ve artı onun haricinde de işte böyle seminerler düzenleyerek, toplantılar düzenleyerek de daha ileriye gitmeleri, onların birbirlerine kaynaşmaları ve vakıfın kurmamızın amaçlarından burada bugün göstergesi. Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de büyük katkılar sağlayan iş insanı, 2007 yılında İspanya Kralı Juan Carlos tarafından İspanya Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı'na layık görüldü. Dünyada yeniliğin sonu yoktur. Yeniliğin sonu yoktur. Ben demin biraz yine aynısını söyleyeceğim. Dünyada değişmeyen şey değişim ve gelişim. Bakın, yani önemli olan yenilikler yapmak. Diyelim ki, çok basit tabir edeceğim, ayakkabı.
bir ayakkabıyı da burada değişiklik yapabilirsin, satabilirsiniz. Yani basit söylüyorum. Yani illa elektronik olacak, illa efendim araba olacak, şu olacak, bu olacak değil. Değişiklik, değişiklik. Benim demin de size söylediğim vakitte ben empirme çarşaf vardı. 180 santimini yapıyorlardı. Ben demin söylediğim vakitte. Ben 220'liğini yaptım. Değiştik, değiştik. Eğitime verdiği destekle de toplumun gelişmesine katkı sağlayan Ahmet Nazif Zorlu, çok sayıda öğrenciye de burs imkanı sağladı. Hayal kuracaksınız, benim her zaman bu sözüm vardır. Hayal kurun ama hayalperest olmayın. Hayalci olmayın. Peki, hayal çok önemli. Hemen. Açılışlar, davetler ve renkli organizasyonlar haber turumuzla ekranlarınıza gelmeye devam ediyor bu haftada. Kıbrıs'ta yaşayan modacı Yıldırım Mayruk İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla tasarımcı Didem Ömeroğlu'nun yeni koleksiyonunun tanıtım lansmanına katıldı. İş insanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu katıldıkları bir davette çok özel anlar yaşadılar. İş ve sanat dünyası Sara Rodik'in sergisinde buluştu. İşte bir haftada cemiyet dünyasından kameralara yansıyanlar. Moda dünyasına farklı bir bakış açısı getiren Yıldırım Mayruk, İstanbul'da katıldığı bir davette çok özel anlar yaşadı. Tasarımcı Didem Ömeroğlu'nun yeni koleksiyonunun tanıtımına katılan modacı, yeni bir Yıldırım Mayruk geliyor açıklaması yaptı. Didem yeni bir Yıldırım Mayruk oldu. Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu katıldıkları özel bir davette neler yaşadı? Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu'nun Herkes ve Hiç Kimse sergisi sanat tutkunlarını buluşturdu. Akbank Sanat 30 yıllık yolculuğunu özel bir sergi haline getirdi. Sergiyi ziyaret edenler zamanda bir yolculuk yaşadı. Sara Rodrik 20 yıllık fotoğrafçılık kariyerini yansıtan sergisiyle sanatseverleri bir araya getirdi. İş, sanat ve cemiyet dünyasında yaşanan gelişmelerin nabzını tutan haber turu başlıyor. Çöl Saatleri Namibya. Sara Rodrik'in 20 yıllık fotoğrafçılık yolculuğu sergisi sanatseverlerle buluştu. Sanatçı, 20 yıllık fotoğrafçılık kariyerini yansıtan sergide çeşitli medeniyetleri, farklı gelenekleri ve benzersiz yaşam tarzlarını bir araya getirerek Namibya'nın gizemli dünyasını gözler önüne seriyor. Sara Rodrik, fotoğraf sergisini cemiyet hattını anlattı. Bu sergi Namibya çölleriyle ilgili. Uzun zamandır ilgimi çeken bir bölgeydi. Gittiğimde hiç bu kadar etkileneceğimi tahmin etmiyordum. 50 milyon senelik çöllerin okyanusla birleşmesi çok çok etkileyici. Burada da gördüğünüz gibi ışık da çok el veriyordu. Çok güzel resimler çekildi. Bunları da eşim dostumla paylaşmak istedim. Sergiden elde edilen gelir Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak. Bunun geliri uzun senelerdir çalıştığım, 20 senedir çalıştığım Tohum Otizm Vakfı'na gidecek. Bunun için de çok mutluyum. Sara Rodrik'i bu özel davette Ebru Cohen ve Rosella Karabacak yalnız bırakmadı. Çok çalıştık bu sergi için ve çok ilginç de bir hikayemiz var. Bu eserleri ilk gördüğüm zaman, Sara bana gösterdiği zaman dedim ki muhakkak sergi yapmak zorundasın. Hayatta yapamam Ebru, çok yorgunum, çok güzel gezdik, harika fotoğraflar çektim. Ama şu anda hiç uğraşamam dedi. Ben dedim ki tamam, ben uğraşacağım. Her şeyi birlikte yapacağız ve bunları Tohum Otizm Vakfı'na bağışlayacağız. Var mısın dedim. Tabii ki varım. Bütün kalbimle onun için varım dedi ve gerçekten giriştik. 6-7 ayımızı aldı bunu hazırlanmak. Bütün fotoğraflar İzzet Keribar tarafından seçildi. Daha sonra bu hallere geldiler. Bir sürü fotoğraf içinden bu sergi için 24 tane fotoğraf çektik. Şimdi de çok heyecanlıyız çünkü bütün eserler Tohum Otizm Vakfı, Otizmli Çocuklar Yararına satılıyor. Cem ve Ümit Boyner, Okşan Bozkır Mirap, Lilet Toledo, Gülden Büyük Uçak, İhsan Börekçioğlu, Rıfat Rene, Nedim Saban ve Ahmet Sarper de davette boy gösterdi. Nil Bentürk Uygunar, Siren Ertan, İzzet Keribar,
Ayşegül Uzunova ve Mine Narin de sergiyi yakından takip eden isimler arasında yer aldı. Türkiye'de sanat dünyasının öncülerinden biri olan Akbank Sanat, 30. yaşını özel bir sergiyle kutladı. Akbank Sanat'ın genel müdürü Derya Bigalı, sergiye öncülük ederken misyonlarının genç sanatçıları desteklemek olduğunu ifade etti. Bu yıl Akbank Sanat'ın 30. yılını kutluyoruz. Türkiye'de çağdaş sanat alanında öncü kurumlardan biri bildiğiniz gibi Akbank Sanat. 30 yıldır özellikle güncel sanatı, çağdaş sanatı, sanatın çok farklı disiplinlerinde destekliyoruz. Burada da en büyük misyonumuz gençleri ve genç sanatçıları desteklemek, onlara kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunmak. Bir içgörü mekanı, Akbank Sanat ve 30 Yıl adlı sergi, 31 farklı sergiyi ve ardındaki hikayelerini keşfedeceğiniz bir zaman yolculuğu niteliğini taşıyor. 30 yıl boyunca Akbank Sanat'ta yer almış sergilere bir retrospektif gözüyle bakılıyor. Ve bu sadece Akbank Sanat'ın değil, Türk Çağdaş Sanatı'nın da geçmişi bir bellek olarak izlenebilecek bir sergi. Serginin küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman, konsept ve tasarımını ise Bülent Erkmen yaptı. Zamanda bir yolculuk yapmak isteyen sanatseverler sergiyi 20 Ocak'a kadar ziyaret edebilecek. Moda tasarımcısı Didem Ömeroğlu yeni koleksiyonunu tanıttı. Didem Ömeroğlu, İstanbul'un tarihi yarımadası Ayvansaray'da, surların içinde yer alan köşkünde gerçekleştirdiği lansmanda dostlarını ağırladı. Tasarımlarında haute couture dünyasına farklı bir yorum getiren Ömeroğlu'nu, bu özel gününde 18 yıldır yanında çalıştığı ve ondan çok şeyler öğrendim dediği Türk modasının öncü isimlerinden Yıldırım Mayruk yalnız bırakmadı. Öncelikle çok gururluyum çünkü bir üstadın yanında yetişmek gerçekten benim için çok mutluluk verici, gurur verici bir şey. İşi en iyi okulda öğrendiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Didem yeni bir Yıldırım Mayruk oldu. Ben ondan eminim. Çok genç, daha yeni. Ama şu elbiselerin hepsi kendi çizgisi ve yaptığı elbiseler. İftar ediyorum tabii. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Böyle bir toplumda elbiselerini sergiliyor. Çok iftar ettim, çok mutluyum. Her şeyi gösterebilmek amacıyla ama o da bana çekmiş. Drape'de çok iyi ve drape seviyor. Elbiseler çoğu da drape var. Didem Ömeroğlu'nun bu mutlu gününde dostları Ebru Sanver, Neslihan Kozanoğlu, Eda Erdoğan, Elif Akyazıcı Gergin, Sinem Yıldırım, Gül Ergin, Jülide Önenbut, Melih Turhan ve Zerrin Bilimer de vardı. Yıldırım Mayruk, birkaç yıl önce taşındığı ve emeklilik günlerini yaşadığı Kıbrıs'tan geldiği davette iş insanı Seval Bahçıvan'la sohbet etti. Didem Ömeroğlu'nun tasarımları davetlilerden tam not aldı. Spor, iş, sanat ve medya dünyası özel bir gecede bir araya geldi. İş insanı, Orca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu geceye el ele geldi. Süleyman Orakçıoğlu, yeni yıla sayılı günler kala Cemiyet Hattı için iyi dileklerde bulundu. Cemiyet Hattı programında da bu heyecanın, enerjinin, coşkunun eksilmesin diyoruz. Yani şu anda Cemiyet Hattı çok iyi şeyler yapıyor, biliyorum. İlk röportajlarını da benimle yaptılar. Arkadaşlarımız başarılı işler gerçekleştiriyorlar. Ben yolları açık olsun diyorum. Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, gecede davetlilerin çok eğleneceğini söyledi. Keyfini çıkaracağız yani. Bugün iş yok, eğlence var sadece. Bu özel gecede misafirler, Kaan Sekba'nın eğlenceli stand-up gösterisiyle keyifli vakit geçirdi. Holding'de metrobüse doğru yürürken
geldi. Bundan abartma. İlk işten ayrılan sen değilsin. Son ayrılan da sen olmayacaksın. Davetliler Şevval Sam'ın muhteşem konseriyle de eğlenceli anlar yaşadı. Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu'nun kişisel sergisi Herkes ve Hiç Kimse sanatseverlerle buluştu. Resimlerinde boya ile kurduğu ilişkinin alanını geliştiren Zümrütoğlu, heykel çalışmalarında iki boyutludan üç boyutluya geçiş yapan eserler üretti. DG Art Gallery ve Projects kurucusu Dursun Gündoğdu, Türk sanatçılarının yurt dışına açılması için çalışmalara devam ettiklerini açıklarken, Zümrütoğlu'yla dördüncü sergilerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan zaten Türkiye'de sanat piyasasında çok önemli yeri olan, çok güzel işlere imza atmış, yurt dışında da Türk sanatını temsil eden sanatçı arkadaşlarımızdan biri. DG Art olarak burada dördüncü sergimizi açıyoruz. Bundan sonra da inşallah devam ettireceğiz. Ama amacım daha önce de söylediğim gibi misyonumuz Türk sanatçılarını yurt dışına taşıyıp orada onlara doğru bir yer edinmek. Sergide Türk Sanat Galericisi ve yayıncısı Yahşi Baraz, Arzu Gündoğdu, sanatçı Bubi, Cenk Öztanık, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Ömer Abacı ve eşi Aslan Abacı sanatçıyı yalnız bırakmadı. Erdoğan Zümrütoğlu'nun sanatsal yolculuğundaki ara duraklardan biri olma özelliği taşıyan sergi, 3 Ocağı kadar akademisyen Zeynep Öztürk'ün ev sahipliğinde ziyarete açık olacak. Çağdaş Ebru sanatçısı ve Toçev kurucusu Ebru Uygun, 4 yıl aradan sonra yepyeni sergisi Metanoia ile sanatseverlerle buluştu. Eserlerinde kendi hayat hikayesini anlatan Uygun, yaşadığı heyecanı cemiyet hattına bakın nasıl anlattı. Çağdaş Ebru sanatçısı ve Toçev kurucusu Ebru Uygun, Toçev'in 30. yılını kişisel sergisi Metanoia ile taçlandırıyor. Toçev'in Metanoia Köyü projesine de atıfta bulunan sergi, Uygun'un geleneksel Türk sanatlarından Ebru sanatına modern bir yaklaşım getiren çalışmalarından oluşuyor. Ebru Uygun, uzun bir aradan sonra yeni sergisiyle sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çok heyecanlıyım. Çünkü hem Toçev'in 30. yılı biliyorsunuz, 100. yılımızda, Cumhuriyetimizin 100. yılı, Toçev'in 30. yılı ve ona ithaben yaptım esasında. Metanoia ismini koyduk. Çünkü 30 yıl çok ciddi bir yolculuktu benim hayatımda. Beni büyüten, bütün hayat hikayemi anlatıyorum eserlerde. O yüzden özellikle yuvarlak çerçeveler, tuvaller seçtik farkındaysanız. Farklı bir heyecan var içimde. Çünkü gerçekten bütün yaşanmışlıklarımı aktarmaya, anlatmaya çalıştım kendimce. 4 yıl aradan sonra sergi açan Ebru Uygun, yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ardından eserlerini görücüye çıkarıyor. Yaklaşık bir 2,5 yıldır çalışıyorum üzerinde. Özellikle son bir yıl çok yoğun çalıştım. Çünkü bunların bir hikaye olduğu için onların hazırlık süreci uzun sürüyor. Hem de duygusal olarak da yoğun bir tempoya giriyorsunuz. Çünkü tamamen duygularımı aktardığım için yaklaşık 2,5-3 yıl bir hazırlanma süreci vardı. Begüm Gazioğlu Ballı, Ebru Uygun'un Metanoia isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Ebru Hanım ilk hobi olarak başladığı bu Ebru çalışmalarını ayrı bir boyuta taşıdı. Artık kendileri yani Ebru, geleneksel Ebru'luktan çıkıp çağdaş sanat eserlerine dönüşmüş vaziyetteler. Bu serginin önemli olmasının bir sebebi de bu sene Toçev'in 30. yılı olması. Bu 30. yılı kutlarken de bir kişisel sergiyle desteklemek istedi Ebru Hanım bu önemli seneyi kendileri için. Çok da güzel çalışmalar yaptı. Biz seçmekte zorlandık inanın. Bayağı heyecanla bu sergiyi hazırladık. Bu özel serginin ziyaretçileri arasında Türkan Şerbetçi, Berna Sağlam Naipoğlu ve Ayşegül Arayıcı kameramıza yansıyor. Metanoia sergisi 2 Ocağı kadar ziyaretçilerini bekliyor.
Cemiyet Penceresi bu haftada ömrünü iyiliğe adayan ve bu yolda özverili çalışmalarıyla dikkat çeken iş insanı Monique İpekel için aralandı. İpekel evinin kapılarını Cemiyet Hattı'na açarken aile hayatını, çalışmalarını ve yayımlamaya hazırladığı yeni kitabını samimi, bir o kadar da içten bir sohbetle bakın nasıl anlattı. İyilik projelerinin önce ismi Monique İpekel'le bir araya geldik ve bilinmeyenlerini, merak edilenlerini kendinden dinledik. İpekel, tam 40 senedir kendini sosyal sorumluluk projelerine adadı ve bu yolda oldukça özverili çalışmalar yaptı. İyilik projelerini ben 40 sene evvelinden başladım. Ama onlar kişisel, küçük projelerdi. Ancak valimizin eşi Neval Hanım, Neval Güler Hanımefendi, İstanbul Valisi olduğu zaman hakikaten onunla gerçek iyiliğin nasıl yapılması gerektiğini dernek bazında daha güzel çalışmalarla yapmaya başladık. Ve de aşağı yukarı o zamandan bugüne, yani aşağı yukarı bir 26 sene oluyor. 26 senedir 18 dernek ve 4 tane platformla birlikte İşte iyilik bulaşıcıdır diyerekten hep yola çıkıyoruz. O iyiliği bulaştırmaya çalışıyoruz. İşte bulaşıcı olan bir hadise bu. Başladığınız zaman bırakamıyorsunuz. İpekel birçok derneğin kurulmasına da öncülük etti ve başarısı ödüllendirildi. Gerçekten ben kendi hayatım için önce tabii Allah'a hep dua ediyorum. Şükürler olsun ki bunlara ulaşabildim. Ödül dediğiniz zaman kütüphanemde 367 tane ödülüm var. Bazen baktığım zaman hayatım diyorum. Gerçekten de hayatım onlar. Benim en büyük ödülüm ne biliyor musunuz? İstanbul'da yaptıklarımla, kurduğum derneklerle veya yaptıklarımla ben bir lakap aldım. Bana Monique Anne diyorlar. O anne kelimesi inanın o kadar muhteşem bir olay ki hayatınızda annelik zaten evet yani kadın olarak hepimiz anneyiz, anneanneyiz, babaanneyiz bunlar önemli şeyler ama tanımadığınız birkaç insandan bile anne kelimesini duyduğunuz zaman o hayatınızda en büyük mükafat oluyor. Azerbaycan'da da Monique Nine'yim. Monique İpekel, iyilik hareketlerinde başarıya giden yolun inanmak olduğunu ifade ediyor. İnanmak gerekir. Yani projesiz hiçbir şey olmaz. Yani ben bütün derneklere şunu tavsiye ederim. Önce bir projeniz olsun ve projeniz samimi olsun. Gerçekten proje nereye varacak? Kime yapıyorsunuz? Nasıl ve hangi imkanlarla? Amaç insana faydası olacak olan hadiseleri yaratmak. Bunu yapmak için de mutlaka projelendirmek lazım ve o projeye kişileri de katmak lazım. İş insanı yapılan iyiliklerin çoğalması için artık anlatılması gerektiğine inanıyor. Bizim devrimizde yani benim gençliğimde bizim annelerimizden, ninelerimizden öğrendiğimiz sol elin verdiğini sağ el bilmemeli. Esasında biz o kavramla büyüdük. Fakat şartlar değişiyor. Şartlarda bakıyorsunuz, örnek olunması gereken bazı olaylar vardır. Yardım anlatılmaz, yardım söylenmez ama örnek vermezseniz o zaman genç dimağlar nasıl bilecek bunu, nasıl anlayacaklar? Yardım incitmeden yapacağın bir şeydir. Vermeyi bilmek lazım. O da bir sanattır, bunu bilin. Bunca yardım projesi arasında Monique İpekel, kendine ve ailesine de zaman ayırmaya çalışıyor. Yoğun iş temposunda en büyük desteği de onlardan görüyor. Ben bir eşim en başta, benim bir aile hayatım var. Eşim Allah'tan bu çalışmalarıma çok destek veriyor. Yoksa olmaz en başta. Burada karı kocanın hakikaten bu desteği vermesi lazım. Yoksa çok zordur. Anlayışlı olması lazım. Hem kadının hem erkeğin iki tarafında.
Monique İpekel, eşi Robin Bey, iki kızı ve torunuyla geçirdiği her anı ise çok değerli buluyor. Hayatta yani Allah'a hep dua ettiğim olayım ailem. Benim iki kızım var. Biri Reyhan, öbürü Ferna. O da bir hukuk profesörü. Ve torunum var tabii. Eşim çok anlayışlı. Biz iki tezatız evde. Esasında eşim Adanalı. O tam bir tipik Anadolu erkeği. Ben de tipik dışarıda okuduğum için biraz oranın esintisiyle gelmiş. Fakat Adanalı gelin olmaktan çok gurur duyduğum ve de bana sordukları zaman Adanalı geliniyim diyorum senelerdir. Nedeni de şu, ailem çok temiz kalpli insanlar. Kimseyi incitmediler. Ben hayatımda bu yaşıma geldiğim zamana kadar baktım, etrafımdakiler kimseyi incitmedi. Onun için benim o Anadolu olayım çok önemlidir. Yani Anadolu'nun yöresel her şeyi, yemeğinden tutun, nezaketine, evdeki yaşantısına. Yani bizim evimizde normal bir Anadolu yaşantısı vardır esasında. Bu da çok samimi bir yaşantıdır. Yani biz kalkıp da birbirimize sevgimizi de sarılarak gösteririz, üzüntümüzü de bağırarak gösteririz. Ama samimiyiz. Bu çok önemli. Torunum benim hayatta ayakta kalma sebebimdir. Çok seviyorum, çok bağlıyım. Çocuklarıma çok bağlıyım. Benim için onların kıymeti başka. Eşime çok saygılıyım. 57 senelik evlilik kolay bir şey değil. Başarıyla bugüne kadar getirdim. İpekel yeni kitabı içinde sıkı bir çalışma temposu içinde. Bir kitap yazma hazırlığı içindeyim. Herkes yazıyor. Ben de yazacağım. Çünkü torunuma o hatıralarımı bırakmak istiyorum ama benim kitabım farklı olacak. Çünkü ben kitabımda bu son 40 sene hep arkadaşlarımla birlikte Türkiye'yi gezdim. Ve köylere gittik. İşte çok ücra yerlere gittik. Oralarda okullar açtık, işte parklar açtık falan. Çok güzel hikayelerimiz oldu. Esasında ben onlara bunları hatırlatacağım. Yani kitabımın yoksa şahsi ben onu yaptım, şuraya gittim öyle bir değil yani. İş insanı sanata da çok önem veriyor ve destek veriyor. Sanata biraz destek veriyorum. Sergilere gidiyorum. Çünkü sanatsız bir ülke olmaz. Ve bakıyorum ki bizim artık yani memleketimizde sanat çok gelişti. Gerçekten çok gelişti. Yani biz artık Avrupa ayarındayız, Amerika ayarındayız. O gençlere de destek vermek lazım, sergilere gitmek lazım, konserlere gitmek lazım. Elimden geldiğince hepsine yetişmeye çalışıyorum. Monique İpekel, çalışma hayatında oldukça disiplinli ve olmazsa olmazları olan bir iş insanı. Yalana hiçbir zaman prim veremem. Dürüstlük ilkesi benim için çok önemli. Ne olursa olsun, yanlış yapılabilir, geç gelinebilir, geç yapılabilir. Ama dürüstlük çok önemli. Karşınızdakinin dürüstlüğüne inanırsanız, olmayacak bir şey yok zaten yani. Önemli değil ne zaman, nasıl, nerede olacağı ama dürüst kalmak, dürüst olmak çok ve de nezaketi hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Olduğunuz gibi yaşarsanız, yaşamınız da olduğunuz gibi size geri döner. Kendinize farklı bir hikaye yazarsanız ve olduğunuzdan başka bir şey olmaya çalışırsanız veya gösterirseniz, inanın onun döner dolaşır ayağınıza tekrar o
farklı gelir. Onun için içten, samimi, düzgün, dürüst ve de ahlaklı yapabildiğiniz kadar, yani biz kuluz. Kul her zaman hata yapar. Yani hata olmayacak diye bir şey yok. Var. Ama olduğunuz gibi yaşayın. Monik İpekel, iyilik hareketlerinin yaygınlaşması için insanların önce ülkesini çok sevmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Topluma düşen nacizane görev, memleketini sevmek. Özet bu. Başka bir şey değil. Memleketini sevdiğin zaman her şeyi kararında doğru olması gerektiği gibi yapıyorsun. Ekranların en güncel Cemiyet Haber programının bu hafta da sonuna geldik. Haftaya yeniden TV100 ekranlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.